insanoğlunun 11 bin yıllık geçmişine ev sahipliği yapan, doğanın marifetlerini cömertçe sunduğu yer, Gül Ağaç. Osmanlı döneminden 1990 yılına kadar Ağaçlı ismiyle anılan ilçe, bu tarihten itibaren Gül Ağaç adını alır. İlçenin daha eski geçmişi ise medeniyetlere ilham veren bir halkın bu topraklara gelişine kadar uzanıyor. Bugünkü Kızılkaya köyünün güneyinde Melendiz çayına hakim bir tepeye yerleşen Aşıklı halkı, başta mimari olmak üzere birçok alanda öncü bir yerleşim oluşturdu. Çatalhöyük'ten daha eski bir geçmişe sahip olan Aşıklı Höyük'te, bölgede ilk defa yerleşik hayata geçilmiş, dönemin en ileri tarım ve hayvancılık teknikleri uygulanmış, dünyada bilinen ilk beyin ameliyatı yapılmıştır. Höyüğün yer aldığı köy, adını sırtını dayadığı kızıl kayalardan alıyor. Köyün eski yerleşim yeri olan ve terk edilmiş taş evlerden oluşan bölge, Kızılkaya'nın geçmiş yaşamı ve mimarisinin belgeleri gibi. Gül Ağaç'ın en büyük ve hareketli beldesi Demirci. Beldeye ilk girdiğiniz anda açık hava müzesini geziyor hissine kapılabilirsiniz. Zamana inat ayakta duran yapıları, geçmişe yolculuk yaptıran mahalleleri ve burada yaşam sürdüren insanlar. Kapadokya'nın bir özeti. Demirci. Birbiriyle bağlantılı ama labirenti andıran biçimde oluşturulmuş yeraltı şehirlerinin en büyüğü Çukurören yeraltı şehri. 8 katlı ve yaklaşık 30 bin metrekare alanı kapsayan şehrin geçmişi M.Ö. yüzlü yıllara kadar uzanıyor. Çukurören yeraltı şehrinin bulunduğu belde Gülpınar. İlçenin 3 beldesinden biri olan Gülpınar'ın tarihi de oldukça eski. Gülağaç'taki diğer yeraltı şehri Saratlı beldesindeki Saratlı Kırkgöz yeraltı şehri. Turizme açık olan yeraltı şehrinin geçmişi Bizans dönemine dayanmakta. Yeraltı şehrini ziyaret ettiğinizde buraya has bez bebeklerden de alabilirsiniz. İsmini beldeye ilk yerleşen ve sarı atı olduğu rivayet edilen kişiden alan Saratlı, geniş bir arazi üzerine kurulu bir belde. Beldedeki bir diğer yeraltı şehri ise Aziz Merkürius yeraltı şehri. Kapadokya bölgesinde olmayan bir kilise ve toplu mezarlığa sahip yeraltı şehrinin geçmişi, milattan sonra 250'li yıllar Roma dönemine uzanıyor. Gül Ağaç'taki bir diğer höyük ise Güvercin Kayası. Kalkolitik döneme tarihlenen höyük, Mamasın Barajı içerisinde bir yarımada gibi. Kalkolitik dönemin Güvercin Kayası'yla 1900'lerin Mamasın Barajı ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Baraj aynı zamanda flamingolar başta olmak üzere çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Gül Ağaç aynı zamanda farklı özellikte göllere sahip bir yer. Türkiye'nin az sayıdaki krater göllerinden Narlı Göl, kardeş misali yan yana Gölaltı, Çipirken, Kayı gölleri, ve doğa harikası Bakır Gölü.
toprağın üstünü ressam misali şekillendiren doğa, aynı cömertliği yeraltı içinde sergilemiş. Narlı Göl aynı zamanda termal sularıyla ünlü bir turizm bölgesi. Doğanın tüm hünerlerini sergilediği Gül Ağaç'ta, insanoğlu da bu tabloya katkıyı ihmal etmemiş. Kurulu olduğu araziye uyumlu taş ve kayadan oyma evler, yeraltı şehirleri, kiliseler, manastırlar. Burası gördüklerinizden farklı bir yer. Şaşırtıcı ve etkileyici yapısıyla Sofular Vadisi. Kapadokya'nın merkezi konumundaki Gül Ağaç, aynı zamanda Ihlara Vadisi ile Nevşehir arasında en kestirme yol. Çevredeki birçok kültürü etkileyen ve etkilenen Gül Ağaç halkı el emeğinde de marifetli. Hasır, sele sepet ve halı dokuma bu becerinin en belirgin örnekleri. İkinci Abdülhamit Han'ın fermanıyla bu topraklarda saat kulesi yapımı başladı. Gül Ağaç'ta da hem bu kültürü devam ettirme hem de ilçe merkezini güzelleştirme adına saat kulesi yapıldı. Abdülhamit Han Saat Kulesi, bu topraklarda hüküm süren Osmanlı ve Selçuklu geleneğini ve yaşam kültürümüzü yansıtıyor. Burası duyduklarınızın, beklentilerinizin, hayallerinizin fazlası. Burası Gül Ağaç.